Evet, şimdi WhatsApp'ta size bilmediğimiz veya hiç görmediğimiz özellikleri göstermek istiyorum. Sırayla göstereceğim. Öncelikle sağ üstte 3 tane nokta var. Oraya tıklıyorum. Bu kısımdan ayarlara tıklıyorum. Şimdi ayarlardan birinci sırada hesap var. Hesaba tıklıyorum. Hesaba tıkladıktan sonra gizlilik bölümü var. Oraya tıklıyorum. Şimdi en altta attığımız mesajların karşıdaki kişinin okundu bilgisinin gelmesini istemiyorum veya benim okuduğum bilgisinin karşıya gitmesini istemiyorsam buradan aktif veya pasif edebiliyorum. Burada son görülme, atılan mesajı kimlerin gördüğünü engellemek istiyorsam, benim gördüğümü engellemek istiyorsam buradan seçebiliyorum. Hiç kimse, kişiler veya herkes atılan mesajları görüldüğümü görmemesini sağlamak için bunu kullanabiliyorum. Buradan profil fotoğrafımı kimlerin görmesini isteyip istemediğimi seçebiliyorum. Hakkımda yazdığım şeyleri buradan kimlerin görüp görmediğini belirleyebiliyorum. Durumum da buradan yine kimlerin görüp görmemesi gerektiğini belirleyebiliyorum. Başka bir özelliği ise beni kimler gruba ekleyebilir? Buradan belirleyebiliyorum. Buradan engellenmiş kişiler, en alttan engellenmiş kişileri belirleyebiliyorum, görebiliyorum. Bir başka özelliği ise sohbet kısmına geliyorum. Buradan WhatsApp'ın rengini belirliyorum. Açık dediğim zaman, tamam dediğim zaman açık, koyu dediğim zaman, tamam dediğim zaman koyu. Buradan duvar kağıdı seçebiliyorum. Mesaj açırken ekranımızda hangi resmin olmasını istiyorsam buradan seçebiliyorum. Daha sonradan buradan yazı tipini ayarlayabiliyorum. Mesajları yazarken küçük, orta, büyük şeklinde ayarlayabiliyorum. Yazıların çok büyük olmasını istiyorsam buradan ayarlayabiliyorum. Buradan telefonumuzun yedeğini alabiliyoruz. Yedekleyebiliyoruz yazdığımız mesajların kaybolmaması için. Bakın buradan driver'ınıza yükleyebiliyorsunuz. Gmail'inize yükleyebiliyorsunuz. Videolar da yükleyebiliyorsunuz. Hepsini yedekleyebiliyorsunuz.